Öncelikle herkese hayırlı günler dilerim. Bugün işleyeceğimiz konu Osmanlı politik iktisadi düzenin anlaşılmasıyla ilişkin yaklaşımlar. Osmanlı'daki iktisadi anlayışı belirleyen unsurlar toplumsal ve siyasal koşullardır. Bu anlayışın anlaşılması için birçok kavramsallaştırma yapılmıştır. Bu kavramsallaştırmalar Osmanlı iktisat sistemini belirli bir bakış açısı çerçevesinde incelemiştir. Osmanlı'daki iktisadi yaklaşımlar Doğu despotizmi, Asya tipi üretim tarzı, kısa adıyla atüt, feodalizm, patrimonyalizm veya prependalizm yani arpalık sistemi ve son olarak dünya sistemi yaklaşımlarıdır. İlk işleyeceğimiz yaklaşım Doğu despotizmi. Doğu despotizmi ilk olarak batıda üretilmiştir. Asya'da kurulmuş devlet ve imparatorlukların, özellikle Osmanlı'daki siyasal ve iktisadi biçimin, Avrupa'daki monarşinin aksine despotik bir karakter taşımaktadırlar. Kısacası monarşizmin bir antitesi diyebiliriz. Avrupa'da kullanılan bu siyasal söylem Rönesans'tan bu yana kullanılmaktadır. Batılı düşünürler Doğu despotizmini efendi köle ilişkisi şeklinde belirtirler. Yani yöneticilerin İslam'ın getirdiği özelliklerin etkisiyle yönettikleri tebaları üzerinde keyfi ve mutlak bir iktidar uyguladıklarını savunmaktadırlar. Doğu despotizmi anlayışının temelinde siyasal toplum yani devlet ve sivil toplum kavramları arasında ayrımın ve çelişkinin de olmadığı varsayımı atmaktadır. Doğu despotizmi anlayışında Avrupa'daki feodal sistemin aksine devlet her şeydir. Halk ise ilkel bir düzeyde veya yoktur diyebiliriz. Devlet ile vatandaş arasında aracı kurum yoktur. Baskıcı bir yönetim şekli hakimdir. Görselde de görüldüğü gibi tarihteki Mısır firavunları despotlara bir örnektir. Toprağın mülkiyet hakkı devlete aittir ve devlet elinde bulundurduğu güç ile halkı korumaktadır. Osmanlı Devleti'nin en önemli iktisadi politikası da tarımdan alınan vergileri azamileştirmedir. Osmanlı Devleti, iktisadi üretimi, nicel, nitel ve hatta fiyatın belirlenmesine kadar her şeyi denetlemiştir. Ayrıca işlenebilir toprakları da denetim altında tutmuştur. Bir başka yaklaşım ise Asya üretim tarzıdır. Asya tipi üretimde özgün bir üretim tarzı vardır. Asya üretim tarzı Doğu despotizmi yaklaşımıyla benzerlik göstererek birçok varsayımını taşımaktadır. Doğu despotizminden farkı ise Doğu toplumundaki sınıflaşma düzenini altyapısal bir tarzda üretim biçimi temelli ele almasıdır. Bu toplumlardaki tek ayrılık halk ve devlet arasındaki ayrılıktır. Bu yaklaşım Karl Marx tarafından geliştirilmiştir. Asya tipi üretim tarzında toprakta özel mülkiyet yoktur. Mülkiyet hakkı devlettedir. Mülkiyet hakkının devlette olması doğunun duranlaşmasına neden olmaktadır. Duru anlaşmanın nedeni ise devletin tarımsal işler için sulama tesisleriyle mümkün olabildiği üretim gereksinimleridir. Kırsal alanda yaşayan köy halkları birbirleriyle etkileşim içerisinde değildir. Aralarında iktisadi bir bağ yoktur. Herkes kendine yetecek kadar üretim yapmakta ve mallarda homojen olduğundan dolayı ticaret yapma gereği duymamaktadırlar. Toprağın mülkiyeti devlete ait olduğundan dolayı kırsal toplumun o topraktan elde ettikleri ürünlerde ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan kısımları devlete aktarmalıdır. Asya üretim tarzında kabileye dayalı mülkiyetin bir ifadesi olarak genel köleliği ortaya çıkarır. Bu yaklaşımda birey toprağın tasarruf hakkına sahiptir. Dolayısıyla kölelik üretim tarzının kölesinden farklı olduğu gibi feodal üretim tarzının serfinden de farklıdır. Kölelik ve feodal üretim tarzında emek üretim aracının kendisidir. Asya üretim tarzında ise birey üretim aracı değildir ve emek özgürdür. Birey burada toprağın tasarruf hakkına sahip olduğundan dolayı özgür olsa da devletin genelleşmiş kölesidir. Devlet toplum ilişkisinde Asya öğretim tarzında komünel yapıları kapsayan devlet ki buradaki devlet despot bir yapıda özgün toplulukların babası rolündedir. Buradaki komünel yapı insanların topluluklar halinde yaşamaya başladıkları ilk dönemde ortak korunma, ortak çalışma, ortak yararlanma temeline dayalı toplumdur. Bu örnek köy yaşantısı diyebiliriz. Ortak çalışma ise köylerdeki imece usulü örnek olarak gösterilebilir. İselci öğelerin durağanlığa neden olduğunu düşünmektedirler. Durağanlık, özel mülkiyetin yokluğuna, devlet egemenliğine ve köy ekonomisine göre açıklanır. Önceden de bahsettiğimiz gibi mülkiyet hakkı devlette olması, devlet egemenliği ile nicel, nitel ve hatta fiyatların belirlenmesini denetim altında tutması, ayrıca işlenebilir toprakları da denetlemesi, köy yaşantısında herkesin kendine yetecek kadar üretim yapması, malların homojen olması ve ticareti olmaması ile bu durağınlık açıklanabilir. Asya üretim tarzının eleştirildiği nokta ise sınıfların sıfır kabul edildiği bir üretim tarzının olmasıdır. Karl Marx'ın modelinin benimsenmemesinin nedeni ise tahminlerle yürütülmesi ve teorisindeki eksiklikleri gidermek için bu modeli oluşturması iddiasına dayanmaktadır. Divitcioğlu, Asya üretim tarzının hipotezini Osmanlı-Türk toplumsal yapısını anlamak için kullanmıştır özellikle Osmanlı klasik çağın üretiminde Asya üretim tarzının hakim olduğunu her iki model ile karşılaştırarak kanıtlamaya çalışmıştır. Ortaylı ise şehir-köy ilişkileri, sermaye birikimleri ve sosyal yapı bilinmemesinden dolayı doğru bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını belirtmektedir. Ona göre tarımsal toplumlardaki köylerin o yapıda olması bütün toplumlarda görülebilir. Osmanlı da Asya üretim tarzını uygulamayacağını da belirtir. Üçüncü yaklaşım ise patrimonyal bürokrasi yaklaşımı. Patrimonyalizm, Max Weber'in siyaset bilimine kazandırdığı bir kavramdır. Ona göre patrimonyal bürokrasi, geleneksel otoriteye dayanmaktaydı. Bu otoritedeki yönetim patrimonyal veya feodaldir. Weber, patrimonyalizme aterkil bir sistemden geçildiğini belirtmektedir. Patrimonyal devlette ülke, liderin mülküdür. Bu sadece ülke topraklarıyla sınırlı değildir. Ülkedeki tüm insanlar içinde bir sahiplik vardır ve böylece idari örgüt liderin kişisel yönetim aracıdır. Patrimonyal devletteki idari memurlar yöneticiye şahsi olarak bağlıdır. Memurların o makama gelmesi yöneticinin bir lütfu veya ödülü sayılır. Bu durum feodal sistemde daha farklıdır. İdari kurumlar daha özel olmakla birlikte feodal memurlar yöneticiye yeminle bağlıdır. Feodalizm ile patrimonyalizm arasındaki farklardan biri de feodalizmde toprağın tasarruf hakkı Askeri hizmet karşılığında soylular tarafından miras bırakılabilirken, patrimonyalizmde toprağın mülkiyeti devlettedir ve hizmet karşılığı olan kullanım hakkı miras bırakılamamaktadır. Osmanlı toplumunu analiz etmek için patrimonyal bürokrasi yaklaşımında veri olarak kullanılabilecek özellikler vardır. Bu özellikler bürokratik elitin toplumun sosyoekonomik farklılaşmasına karşı çıkması, özel gitme toplumun yasallık kazanmasında karşı konan engeller arpalık sisteminin devamı ve seçkin tabakanın kültürel alanda parato yaklaşımı olarak belirmesi. Weber, tımar sistemini Türk feodal sistemi olarak belirterek bu sistemi prent olarak değerlendirmiştir. Osmanlı toplumunu statü toplumu olarak belirtmektedir. Halil İnancık da Weber'in düşüncelerine dayanarak Osmanlı'nın da patrimonyal bir devlet olduğunu ileri sürer. Osmanlı'daki patrimonyal bir devlet yapısına benzeyen unsurlar ise ülkenin mülkiyet hakkının padişahta olması Devlet memurlarının padişah tarafından belirlenmesi, son sözün padişahda olması ve babadan ola geçen bir yönetim anlayışının olmasıdır. Dördüncü yaklaşımımız ise dünya ekonomi sistemi yaklaşımı veya dünya sistemi yaklaşımıdır. Osmanlı'nın iktisadi değişimi bu yaklaşımda tek bir değişim açısından ele alınmaktadır. Dünya sistemi kavramı 1974 yılında Wallerstein tarafından ortaya atılmıştır. Wallerstein'a göre, 16. yüzyıldan beri dünya ekonomisi sistemi dünyanın en azından bazı bölgelerinde var olmuştur. Kapitalist dünya ekonomisi devletler arası bir sistem olarak kabul edilmiştir. Bu sistem siyasi yapılardan biri olan egemen devletleri meşrulaştırmakta veya sınırlamaktadır. Bu nedenle modern devlet kapitalist dünya ekonomisinin siyasi kurumu olarak gelişmiştir. Modern devlet kapitalist dünya ekonomisinin Avrupa'dan bütün dünyaya yayılan aracıdır. Osmanlı'nın modern bir devlete yani cumhuriyete dönüşme sürecinde kapitalist dünya ekonomisinde etkisi vardır. Bu etki Osmanlı'da 16. yüzyılda başlayarak ilerlemiştir. Bu sistemden önce Osmanlı'daki iş dağılımını iktidar belirlerdi. Piyasa mekanizması ise iktidarın egemen olduğu toplumsal formasyona sahipti. Ancak Osmanlı'daki merkezi gücü zayıflatan etkiler bulunmaktaydı. Bu etkiler savaşlardaki yenilgilerin artması, ve buna bağlı olarak vergi toplama karşılığında askeri hizmet sağlayan tımar sisteminin bozulması, nüfusun geçim kaynaklarındaki artıştan daha yüksek oranda artması nedeniyle tahıl fiyatlarının artması, tahıl fiyatlarının artmasıyla da devlet memurlarının topladığı sabit parasal gelirin düşmesi, memurların mali baskı nedeniyle işlerin yürütememesi, Anadolu'daki celali isyanları, batılıların yeni yerler keşfederek dünya ticaret yollarının değişmesi gibi birçok etki Osmanlı'daki merkezi gücü zayıflatmıştır. Bütün bu olaylar nedeniyle Osmanlı Devleti mali krize girmiş ve timar sistemi yerine devlette en fazla miktarı peşin ödeme teklifi bulunanlara vergi toplama hakkı verilerek iltizam sistemine geçilmiştir. Merkeze güç azalırken iltizam sistemi tarımsal üreticileri baskı altında tutuyordu. Bu süreçte miri arazinin azalması, çiftlik ve malikanelerin artması Osmanlı İmparatorluğundaki tarım arazilerinin dünya tarım ticaretiyle birleşmesini sağlamıştır. Osmanlı pazarı Avrupa'nın dikkatini çekerek Avrupa için ham madde ve sanayi malları üreten bir hale gelmiştir. Kapitalist dünya ekonomisi sürecinde Osmanlı toplumunun klasik sınıf yapısını ve bu sınıf yapısının bağlı olduğu ticaret ve pazar yapısının değiştiği kabul edilmektedir. Bu sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitalizmle bütünleşme sürecinde değişiklikler geçirdiğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda kapitalist dünya ekonomisinin ve devletler arası sistemin ihtiyaçlarına uyum sağlamak için modern bir ulus devlet kurma çabalarını da açıklamaktadır. Dünya ekonomi yaklaşımı, kapitalist dünya ekonomisiyle Osmanlı tarihi ve toplumsal yapısındaki değişimleri incelemiştir. Kapitalist dünya ekonomisi yaklaşımı, devlet toplum ilişkilerindeki dönüşümleri dünya ekonominin çevrimsel dinamiğinde arar. Özellikle Osmanlı söz konusu olduğunda din, gelenekler gibi faktörler ciddiye alınmamaktadır. Yaklaşımlar batılı düşünürlerin görüşleriyle şekillenerek isim ve kavramsal çerçevesi batılıdır. İşlemiş olduğumuz yaklaşımların her birinde az veya çok oryantalist paradigmanın etkisi de görülmektedir. Sonuç olarak Osmanlı iktisadı doğru bir şekilde anlaşılmamış ve genel geçer yaklaşımlarla değerlendirilmiştir. Osmanlı iktisadını şekillendiren etkilerin arka planına inilmedikçe ve amaçsal nedenleri kavranılmadıkça Osmanlı iktisadı bu yaklaşımların gölgesine kalarak okunacaktır. Osmanlı Devleti'nin kapsamı, yoğunluğu ve kendine özgü büyüklüğü makyavelist veya Marksist bakış açılarla anlaşılamayacak derecededir. Osmanlı'daki iktisadi yapı geleneğin yaratıcı yönüyle keşfedilerek anlaşılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, tekrardan herkese hayırlı günler dilerim.